Sevgili Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin âlinin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarını hasaten makamında, vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarını, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna, bütün ümmeti Muhammed'in selametine, hıfzına teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli cemaatimiz, kıymetli kardeşlerim, hayırlı akşamlar. Rabbimiz gecelerimizin feyzini, bereketini, gündüzlerin istikametini, güzel amellerini daima bizlere muvaffak eylesin inşallah. Sohbetlerimiz daha önce de arz ettiğim gibi bir seri halinde devam ediyor. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti adlı eserindeki ana başlıkları burada hem kitaptan hem de diğer kaynaklardan okumaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yine ibadetlerdeki titizlik bahsinde, gerek ibadetlerde huşu bahsi, yani kalbin azamet-i ilahiye karşısında o azamet-i ilahiyi hissederek bir hiçlik, bir yokluk, bir iltica halinde olabilmesi hali. Evet, mümin hem içiyle, hem dışıyla, hem kalbiyle, hem bedeniyle Allah Teala'nın kendisine gösterdiği bir istikamette yürümek durumunda. Bazen kalbi amellerinden farklı, bazen amelleri kalbinden farklı olabiliyor. Kısacası insan içiyle, dışıyla bir vahdeti sağlamalı, bir bütünlüğü sağlamalı. İşte bunun iç dünyaya yansıyan hususiyetlerden birisi de kitaplarımızda, gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde, gerek de diğer kaynaklarda huşu, yani hiçlik, tevazu, acziyet ama Cenab-ı Hak karşısında, daha doğrusu iç huzuru şeklindeki bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime Rabbimiz tarafından bizlere duyuruluyor, teşvik ediliyor ve hadis-i şeriflerde bu şekilde bizim iç dünyamıza bir yön veriliyor kıymetli kardeşlerim. İnşallah bugün de bu konuyu konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii özellikle şunu arz etmek isterim. Biz bütün bu sohbetlerimizde bir Müslüman kişiyi nasıl oluşur? Nasıl daha güzel Müslüman olabiliriz? Hani böyle dışarıya söz söylemek kolay. Dışarıya sallarsınız devamlı bir şeyler ama dışarıdakilerin haberi olmaz. O dışarıya söylediğimiz sözler çok zaman bizi de ilgilendirmez deriz. Ama biz burada daha içimize yönelik. Ama bu içimizi dışarıya inşallah taşımaya, güzelliklere yönelik program icra etmeye çalışıyoruz. İçimizi güzelleştireceğiz, dışımızı güzelleştireceğiz. Camimizi güzelleştireceğiz, cami cemaati güzel olacak. Ve cami cemaati dışarıya çıktığında da sokaklara güzellik yansıyacak. Evlere güzellik yansıyacak. Ticaret hayatına güzellik yansıyacak. Kısacası hayatın farklı alanlarına tabii Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar. Bütün dünyayı düzeltecek halimiz yok. Tarih boyunca iman ve küfür yan yana olmuş. Bir mütefekkirimizin tabiriyle bazen iman böyle adeta kuşatmış ama küfür, inkar, sapıklık, dalalet daha gölgede kalmış. Bazen de küfür, inkar, dalalet daha öne çıkmış. İman da onu kuşatmaya, onu dağıtmaya gayret etmiş müminler. Peygamberler tabii bildiğiniz gibi genelde hep küfrün, dalaletin, sapıklığın, insan fıtratının bozulduğu, insanların insanlıktan çıktığı, haktan uzaklaştığı, hakikattan uzaklaştığı, yaratıcısından uzaklaştığı bir zamanda peygamberlere gelmişler ve durun bakalım, bu gittiğimiz yol, yol değil. Cenab-ı Hak bizi yarattı. Allah'a kul olalım. Bütün peygamberlerin ortak sözü ittakullah. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Rabbinize ibadet edin, değil mi? Ana söz bu. Ama kimi peygamberler çok az bir zümreye bu sözü duyurabilmişler, o sözü ikna etmişler insanlara. Kimi zamanda Lut Aleyhisselam'da olduğu gibi demişler ki, ya siz temizlersiniz, çıkın gidin buradan.
Yani biz kirliyiz, düzeltelim değil. Siz temizsiniz, gidin başka bir yere. Şimdi de zaman zaman Türkiye'de bu söylemler oluyor değil mi? Evet. Müslümanlar şuraya gitsin, başörtüler buraya gitsin şeklinde. Ama bunlar müminlere böyle bir hani öfke oluşturmamalı. Ya Resulullah Efendimiz, ya Rabbi kavime hidayet ver, bunlar bilmiyorlar diyor. En büyük işkencelerde karşı, sapıklıklara karşı. Allah'ın mehdi kavmi ve innehum la ya'lemun. Ama onların hidayete ulaşması için de gayretler içinde oluyor. Mümin kendi iç dünyasını güzelleştirecek, amellerini güzelleştirecek. Müsteşi de irşad dediğimiz, irşada talip olanlara, doğru yolun taliplerine veya farkında olmadan farklı mecralarda olan insanlara güzellikleri taşıyacak. Hani bazen bir Ramazan'da veya başka zamanlarda insanlar sebil yapar değil mi? İhtiyacı olan olmayana sebiller yaparlar. Bazen su dağıtırlar, bazen ekmek dağıtırlar. Mümin de dünyaya güzellikler taşıyacak. Bunun karşılığını da Allah'tan bekleyecek. İşte huşu aslında insandaki o büyük iç huzurudur. Cenab-ı Hakk'a karşı kalbinde duyduğu tazim duygusudur. Kur'an-ı Kerim'de hocamızın okuduğu ayet-i kerimeden başlayacağım. Ahzab suresinin 35. ayetinde Yüce Rabbimiz hem erkekleri hem hanımları beraber zikrederek, hani bazı yerlerde ayet-i kerimeler erkeklere hitap olarak geliyor. Ama tabii erkeklere hitap etmesi kadınlara bundan müstahni olduğu manasına değil. Yani erkek sıgasıyla hitap ediliyor. Ya eyyühellezine aminu deyince bütün müminler kadınıyla erkeğiyle içine giriyor. Ama bazı yerlerde Rabbimiz özellikle de mümin erkekler, mümin kadınlar, zikreden erkekler, zikreder kadınlar diye aman bir cins kendini bunun dışında tutmasın diye de ayrı ayrı belirtiliyor. Hakikaten bu Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz kendilerine mağfiret vaat ettiği, ecir vaat ettiği, cennet vaat ettiği kulları için 10 haslet istiyor. 10 güzellik. Nedir onlar? Evet, şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Yani ben Müslümanım diyen erkekler, evet, el-Müslümin vel-Müslümat. Sonra ben müminim diyen erkekler ve kadınlar. Sonra taata devam eden, yani ona biz kunut diyoruz. Yani kunut diyoruz, kanit diyoruz. Allah Teala'ya taata devam eden erkekler ve kadınlar, hayatın bütün alanlarında hem kalpleri, hem amelleri, hem sözleri, her şeyi doğru olan erkekler ve doğru olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, bir de bugünkü sohbetimizin konusu olan وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ. Hani genelde tabii bu kelime bazen mütevazi erkekler, mütevazi kadınlar, edep ve hududa dikkat eden erkekler ve kadınlar diye ifade edilse de biz kelimenin kendisi haşi'in, yani huşu sahibi, içi dışı bir ahenk içinde olan kadınlar ve erkekler, sonra da hem tasadduk eden erkekler ve kadınlar. Bakın, yani Cenab-ı Hak bütün bu güzellikleri erkekler de yapar, kadınlar da yapar. Hepsi de yapmalı. Erkekte de aranan vasıf sadakattır, kadında da aranan vasıf sadakattır. Erkekte de aranan vasıf sabırdır, kadında da aranan vasıf sabırdır. Erkekte de aranan vasıf Allah'a daima taat ve itaat halinde olmaktır. Kadında da aranan vasıf budur. Yani kimse bu efendim hanımlara aittir, bu erkeklere ait dememeli. Şu vasıflar doğrudan doğruya ben müminim, ben Müslümanım diyen herkes bu vasıflarla sıfatlanacak. Hem tasadduk edecek hem de es-saimine ve's-saimat, oruç tutmak veya seyahat etmek manasına, daha sonra da iffetini koruyan erkekler ve iffetini koruyan hanımlar. Demek ki iffet sadece bir cinse ait değil. Genelde yani iffet deyince daha çok hanımlara ait gibi zannedilir. Erkeğin de iffeti bozulur, kadının da iffeti bozulur, bozuluruz. Herkes iffetini korumak durumunda. Tabii iffet de sadece belirli bir alana mahsus değil.
Yani İslam güzelliğini, İslam'ın şerefini, İslam'ın izzetini, iffetini korumak bütün mesele. Daha sonra da bütün bunları cami olan ve zâkirîne Allâhe kesîren ve zâkirât. Allah'ı çokça zikreden erkekler ve çokça zikreden kadınlar yok mu? On vasıf. İslam, iman, kunut, sadakat, sabır, huşu, tasadduk, sıyam ve hıfız yani muhafaza. En sonunda da hepsini içinde toplayan, hepsini adeta manevi olarak besleyen Cenab-ı Hakk'ı daima hatırlamak, ondan gafil yaşamamak şeklindeki bu on vasıfı Allah Teala çok seviyor ve bu on vasfı taşıyabilen müminlere Rabbim kendi katından büyük bir mağfiret ve ecir vaat ediyor. Evet, büyük bir ecir ve büyük bir mağfiret vaat ediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim bizleri inşa ediyor kıymetli kardeşlerim. Bunun için bugün sabah bir başka arkadaş grubumuzla ders okurken orada Muhammed Parisa Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh İmam-ı Gazali'den bir sözünü okuduk. Gerçekten çok böyle hepimiz de bunu dedik defterlerimize not edelim. Buyuruyor ki Hazret İmam-ı Gazali Hazretleri, Kur'an'ı Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin kelamı olduğunu bilerek, onun kelamı olduğunu düşünerek okumak lazım. Böyle okunursa gönle tesir eder. Ben kimin kelamını okuyorum? Kimin huzurundayım diye. Eğer gönül, yani kalp, ahlak-ı habise necasetlerinden temizlenir. Yani kötü ahlak, adeta daha önceki sohbetlerimizde geçti. Hani zahiri pislikler diyoruz, necaset dediğimiz gibi. Bir de iç dünyamızda bir takım necasetler vardır. İşte gönül, bu ahlak-ı habise necasetlerinden temizlenir ve nur-u tazimle, Allah'a karşı tazimle, Kur'an'a karşı tazimle, İlahi emirlere karşı tazimle istikamete gelmezse Kur'an'ı anlayamaz. Kur'an'ı anlamak için gönlü temizlemek lazım önce. Çünkü Kur'an Resulullah Efendimiz'in önce kalbine indi, gönlüne indi. Onun gönlünden, onun diliyle ifade edildi. Biz de Kur'an'ı önce kalplerimizde okumalıyız. Kalp Cenab-ı Hak'tan inen vahyi anlayacak, idrak edecek bir temizliğe, bir güzelliğe mazhar olmalı ki Kur'an'ın manaları da insanın gönlünde tecelli eylesin. Rabbinin azametini de gönlünde duyamaz. İşte bu huşu halidir. Bu duygudan mahrum kaldığı için de onun yani Cenab-ı Hakk'ın efal ve sıfatını da kavrayamaz. Yani gönlü temizleyemedikçe insan, iç dünyasını güzelleştiremedikçe kıymetli kardeşlerim, iç dünyasındaki kirleri ama Hazret necaset diyor aynen. Hani biz daha buna kirler diyoruz. O kirleri temizlemedikçe ne ibadetin hazzını, ne Cenab-ı Hakk'ı tanıma şerefine, ne de Kur'an-ı Kerim'i tam anlamaya insan ulaşamaz. Öyleyse iç temizliğimiz çok çok önemli. Gönül temizliği. Tabii gönül temizliği ne olur? Sahih niyetlerle olur. Yine dışımızdaki ibadetlerle, burada ayette kerimede geçtiği şekilde sabırla olur. Tasaddukla olur, sadakatla olur, huşuyla olur. Bunlar hepsi böyle birbirini destekleyen şeylerdir. Gönül temizlendikçe dışarısı güzelleşir. Dışarıdaki ameller güzelleştikçe de iç dünyası insanın temizlenmeye başlar biiznillahü teâlâ. Yine muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın kitabından nakiller yapacak olursam şöyle ifade ediyorlar. Huşu, kalbin Allah muhabbeti ve korkusuyla dolu olması. Sonra uzuvların da bu duygularla huzur ve sükûn bulmasıdır. Önce kalp muhabbet-i ilahiyle dolacak, haşyet-i ilahiyle dolacak. Sonra da o korku, o huzur hali, o muhabbet insanın diğer azalarına yansıyacak. Hakikaten bazen bir insanın bakarsınız böyle dersiniz ya, işte hal ehli dersiniz. Oturuşunda, kalkışında, namazdaki o efalinde, rükûsunda, secdesinde uzaktan bakarsanız böyle gıpta edersiniz. Yani ne güzel namaz kılıyor dersiniz. İşte aslında o ne güzel namaz kılan insanın
kendi iç dünyasında bir güzellik vardır. Bir alim vardı, büyük bir alim. Hindistanlı Ebu'l-Hasan Nedevi diye bir zat. Medine'de mukim olan büyüklerimizden birisi ondan bahsediyor bir mektubunda. Diyor ki, ben diyor burada Medine'de mukim bir zatım. Ve buraya da İslam coğrafyasından her sene milyona yakın hacılar geliyor. Kâbe'de namazlar kılıyorlar, tavaflar ediyorlar. Ondan sonra Mescid-i Nebevi'de Kur'an okuyorlar, dualar ediyorlar, namaz kılıyorlar. Ama diyor, Mescid-i Nebevi'de bir insanın namazı seyrederken orada bir sahabe var zannediyorum sanki. Bir insan var ki onun namazı farklı diyor. Bu zat diyor Hindistan'da yetişen büyük alim Ebu'l-Hasan Nedevi. Onu ne zaman namaz kılarken görsen sanki Mescid-i Nebevi'de 1300 sene sonra, 1400 sene sonra bir sahabi namaz kılıyor zannediyorum diyor. Kimdi bu Ebu'l-Hasan Nedevi? Tabii telifatı olan özellikle siyer konusunda, Resulullah Efendimiz konusunda zaman zaman Türkiye'de ziyaret eden, aman gençlerinize çok önem verin. Geleceğiniz gençlerinizdir, onları İslam'la buluşturun diye buralarda da mesajlara veren bir zat ve bir Ramazan'da Kadir Gecesi'ne yakın günlerde vefat etmiş. Bizler de o günlerde nasibimiz varmış. Medine-i Münevvere'deydik, teravih namazı kılıyorduk. Teravihin tam ortasına bir selam verildi ve anons edildi. Dediler ki, ey cemaat-i Müslümin, İslam coğrafyasından gelen bütün cemaat, şu anda Hindistan'da vefat eden Ebu'l-Hasan Nedevi için kıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Buyurun dediler. Şöyle bir durdum kıymetli kardeşlerim. Dedim ki insan işte böyle olmalı. Yaşayacaksa böyle yaşamalı. Ölecekse de böyle ölmeli. Hindistan'da yaşayacaksınız. İslam coğrafyasında böyle hakkınızda bir hüsnü zan oluşacak. İslam coğrafyasında birçok gönle gireceksiniz. Gençlerin gönlüne gireceksiniz, alimlerin gönlüne gireceksiniz. Sonra doğduğunuz memlekette öleceksiniz ama arkanızda Mekke'de, Medine'de 2 milyon insan dört tekbir getirip sizi ahirete uğurlayacaklar. Bunu şunun için söyledim. Hani bir hatıra olarak diyor ki işte o zat yani gerçekten öyle bir namaz kılıyordu ki onun namazını görünce biz kendi namazlarımızı yeniden şöyle bir bakıyorduk. Acaba biz de böyle bir namaz kılabilir miyiz diye. Herhalde o büyük zat, acaba ben namaz kılayım, etraftakiler baksın demiyor. Ama Mescid-i Nebevi'de belki de hayal kuruyor. Şimdi ben sahabenin arasında olsaydım, Resulullah önümde imam olsaydı, bu namaz nasıl bir namaz olurdu diye iç dünyasında bir değerlendirme yapıyor. Sonra da demek ki diğer insanların gıpta edeceği bir namaz. İşte huşu dediğimiz kıymetli kardeşlerim, İnsanın iç dünyasında önce olan, oluşan o büyük saygı, büyük tazim, Allah'a karşı büyük bir edep, ondan sonra da onun azalara yansımasıdır yani. Nitekim huşu, aslı kalpte, tezahürleri bedende olmak üzere iki taraflıdır. Kalbe ait tarafı, Rabbin azamet ve celali karşısında insanın kendini, hiçliğini idrak ederek nefsi, Hakk'ın emrine boyun eğdirmek, son derece yüksek bir edep, tazim ve saygı hissi duymaktır. Dış görünüşle alakalı yönü ise, bedenin uzuvlarında bu duygunun tesiriyle bir vakar ve sükûnetin meydana gelmesidir. Ama bu sadece namaza mahsus değil kıymetli kardeşlerim. Bütün ibadetlerimizde o ibadetin gerektirdiği tazimin, vakarın, sükûnün olması gerekir. Hani Resulullah Efendimiz bazen sahabilere konfes hallediyor mesela. Namaz kılıyor, kalk bir daha kıl, olmadı namazın diyor. Niye? Yatıyor, kalkıyor, çok bile alelacele secdeye varıyor. Vardığıyla kalktığı bir oluyor. Rükûdan da kalkarken tam doğrulmuyor. İki secde arasında oturmuyor tam. Onun için namaz bir şekilden ibaret değildir sadece. Namazın kalbi tarafı var. Burada da yine İmam-ı Gazali tam hemen yeri geliverdi bu hususun. Namazın hakikati ve ruhu huşudur. Bu da gönlün namazın tamamında huzur halinde bulunmasıdır ki namazdan maksat budur. Evet. Bu yerine getirilince yani
Namazda o huzur hali, huşu hali yerine getirilince gönül her an hak ile tazelenir ve hakkı edep ve tazimle zikretmek gerekir. Onun için de insan rükuda nerede olduğunu, secdede nerede olduğunu, okurken ne okuduğunu, dinlerken neyi dinlediğinin farkında olmalı. Hocalarımız okuyorlar, şimdi Allah razı olsun. Bu akşam işte herhalde Tevbe suresinden miydi hocam o? Tevbe suresinden okudunuz değil mi? Yani kul i'melu feseyirallahu ameleküm ve resulü. De ki ey Habibim, amellerinize Allah da bakacak, Resulullah da bakacak. Şimdi mihraptan biz bu mesajı aldık. Ama hakikaten çok zaman böyle kendimi de içime katıyorum. Şöyle namazdan çıkınca ya hoca efendi okuduydu diyoruz. Ki biz okuyanı anlıyoruz. O bakımdan namazlarımızda özellikle kıymetli kardeşlerim, hem kıyamda ise kıyamın ne olduğunu idrak etmeye, rükûda ise hangi halde olduğumuzu idrak etmeye, secdede ise hangi konumda olduğumuzu idrak etmeye, okuyorsak ne okuduğumuzun farkında olmaya, dinliyorsak, evet, mihrapta hoca efendi bir şey okurken biz zihnimizde başka hesaplar yapmaya, başka düşüncelere dalmaya düşmemeliyiz. Aman ne yapıp yapıp o işe katılmalıyız ciddi manada. İşte huşu dediğimiz, huzur dediğimiz değerli kardeşlerim, ibadete tam manasıyla hem gönlün hem bedenin katılması. Bu bakımdan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada ashabını sık sık uyarıyor Resulullah Efendimiz. Mesela bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulullah diyor, bana bir öğüt ver ama kısa bir öz olsun. Yani sahabiler Resulullah Efendimiz'e karşı o kadar içten, o kadar samimiler ki, böyle aziz kardeşlerim, dertlerini çok rahat söylüyorlar. Resulullah Efendimiz de onların her şeyini dinliyor. Her şeyini dinliyor. Hatta böyle zaafları olan sahabe de geliyor. Ya Resulallah, benim böyle bir zaafım var. Ben ne yapacağım bunu diyor. Gayet açık. Resulullah Efendimiz nasıl olur senin böyle bir zaafın filan demiyor. Bak diyor, ben seni ikna edeyim. Bir genç geliyor mesela. Ya Resulallah diyor, ben zina yapmak istiyorum diyor. Kendimi alamıyorum. Ya sen ne yapıyorsun delikanlı? Filan demiyor Resulullah Efendimiz. Otur bakalım diyor. Senin yaptığın bu fiili diyor, kardeşin yapsa razı, aman olur mu ya Resulullah diyor. Annen yapsa aman olur mu ya Resulullah? E o zaman kardeşine yapılmayan, annene yapılmayacak bir şeyi sen başkası nasıl yaparsın? Sonra mübarek elini o gencin tam kalbinin üstüne koyuyor. Ya Rabbi diyor, bunun kalbinden, bunun gönlünden günah arzusunu sil. Şimdi böyle bir Resul. Şimdi geliyor sahibi, ya Resulullah diyor, iki kelime söyle, İslam'ı onu anlat. Efendimiz ona mesela, iman ettin de istikamet üzere yaşa. Ben başkasına bir şey sormayayım diyor mesela. Hani ben bunları söylerken hep sahabe ile Efendimiz arasındaki o sıcak, o muhabbet ilişkisini iyi okumamız gerekiyor gerçekten. Öyle yetiştirdi yani. Çünkü o Kur'an ifadesiyle rahim, rauf bir peygamber olması sebebiyle de sahabesini böyle yetiştirdi. Kanatlarını onların üzerine gerdi adeta. Çünkü Cenab-ı Hak, sen diyor ey Habibim, kanatlarını o müminlerin üzerine ger. Öyle olunca da Habibi Kibriya, kendisi yemedi, ashabına yedirdi. Ellerini açtığı zaman ashabına dua etti. Yolda önüne çıkan çocukla selamlaştı. Yaşlı bir kadını dinledi. Alemlere rahmetti çünkü. Şimdi bu sahabe de gelmiş, ya Resulullah demiş, bana bir öğüt ver ama kısa olsun. Yani hani Resulullah Efendimiz'e gelmişsin, diyor musun ya, bana kısa öğüt ver. Bize göre biraz şey, ya Resulullah bana öğüt veririz ama o kadar samimi görüyorlar ki kendilerini Resulullah'a karşı. Ya Resulullah, belki işi var ama veyahut da kısa olsun, o kolay ezberleyeyim diye yani. Çok uzun olursa kaçırırım belki bir kısmını. Ama kısa olursa ben bunu kolayca ezberleyebilirim diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını hayata veda eden bir kimsenin namazı gibi kıl. Bak, bu namazı kılacağım. Bir daha namaz şansım yok sanki veya namaz nasibim yok. Bu namazdan sonra öleceğim. Bu son namazım. Allah razı olsun. Zaman zaman Sultanahmet Camii İmamı hocamız burada namaz kıldırırken mihrapta hatırlatıyor.
namazınızı son namaz gibi kılmaya gayret edin diye. Evet, bize bir mesaj gelse, artık bugün son yatsı namazın ama Resulullah Efendimiz her namazı sanki son namazınız gibi kılın diyor o sahabeye. Sonra özür dilemen gereken bir sözü de söyleme. Bu ne demek? Sözüne dikkat et. Bu sözün sonunda ben bir özür dilemek durumunda kalabilirim. Aman dikkat edeyim sözüme. Onun için kıymetli kardeşlerim, günümüzde belki en önemli disiplin müminler için söz disiplini, göz disiplini, bir de şu parmak uçlarımızın disiplini. Bugün sözüne sahip olan, dikkat eden, gözüne sahip olan, parmağına sahip olan gerçekten o manevi terbiye yolunda terakki etmiştir. Sözünün farkında değilse, gözünün nereye baktığının farkında değilse, hele hele parmakların nerede geziyor bunun farkında değilse, manevi yolda ilerleme olmaz. Çünkü manevi seyri sülük yolu bir yola girmek ve yürümektir. Orada bir program uygulamaktır. Onun için bunların hepsinin kaynağı da işte değerli kardeşler, Resulullah Efendimiz'den bize geliyor. Hiçbir Allah dostu kafasından bir program yapmıyor yani. Bütün ilaçlar Allah Resulü'nün eczanesinden mevcut. Ama zamanın durumuna göre mürşitler belirli ilaçlara daha çok veriyorlar değil mi? Belirli bir hastalık oluyor. O zaman eczanelerde hep o ilaç satılıyor. Diğer ilaçlar biraz bekliyor. Dolayısıyla asırlar içinde gelen mürşitler de Allah Resulü'nün o nebevi eczanesinde neler varsa onlara bir bakarlar. Kendi zamanlarındaki hastalıklara göre de belirli konuların üzerine daha çok durarlar. Eğer bir toplumda böyle adeta gönüller daraldı, kimsenin elinden bir şey çıkmıyorsa ne yaparlar? Aman derler, ellerinizi açın. Allah için gayret yoksa aman gayret edin derler. Toplum bir yere kayıp gidiyorsa çocuklarınıza sahip olun derler. Dolayısıyla zamana göre, zamanın ihtiyaçlarına göre Allah dostları da mürşitler kendilerine özel programlar yaparlar. Ama bunların hepsi Allah Resulü'nün mübarek hayatında bizatihi söylenmiş olan şeylerdir. İşte Resulullah Efendimiz de özür dilemen gereken bir sözü söyleme, bir de insanların elindekilere tamah etme. Allah sana ne verdiyse elinde olana razı ol diye ifade buyuruyorlar sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yine gerçekten ibadetler ancak manevi teyakkuz, huşu ve tefekkürle ifa edildiğinde kıymet kazanır. Ashab-ı kiramın ve onları güzel takip eden salih müminlerin en mühim hasleti de bu kalbi kıvama sahip olmalarıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dostlarına şöyle derdi. Siz ashabtan daha çok namaz kılıyor, daha çok gayret gösteriyorsunuz. Lakin onlar sizden daha faziletliydiler. Yani sahabeden sonra gelen nesli Abdullah bin Mesud bunu söylüyor. Peki onlar da diyorlar ki ne ile bizden daha faziletli oldular ki? Yani bizden daha fazla ibadet edemedikleri halde Abdullah bin Mesud şöyle buyuruyor. Onlar dünyaya karşı sizden daha zahit ama ahirete karşı sizden daha rağbetliydiler. Siz ahirete karşı rağbetiniz az, dünyaya rağbetiniz daha fazla. Evet, günümüzde de bunu yaşıyoruz yani. Dünyaya rağbetimiz çok daha fazla, ahirete rağbetimiz az. Onun için namazda huşu hali o derece mühimdir ki kulun kurtuluşa giden yolu bu kapıdan geçer. Nitekim ayet-i kerimede bu sık sık bu ayet-i kerimeyi dinliyoruz. Kad eflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşiun. Muhakkak ki şu müminler felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Onun için de Resulullah yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kulun namaza riayetin nispetinde muamele göreceğine şöyle haber veriyorlar. Kul namaz kılar. Fakat namazının ancak 10'da biri, 9'da biri, 8'de biri, 7'de biri, 6'da biri, 5'te biri, 4'te biri, 3'te biri veya yarısı kendisi için yazılır. Ebu Davud'da salat bahsinde yani namaz bahsinde bu hadis-i şerif naklediliyor. Yani hani 4 rekatlık kıldığımız namazdan gerçekten acaba ne kadar hak katında bizim adımıza yazılan bir namazdır. Belki Efendimiz'in bu tembihlerinden sonra
bir de hem onun hayatında hem sahabenin hayatında bizim ibret alacağımız, bizim gerçekten özeneceğimiz, gıpta edeceğimiz ama sadece gıpta edip de kalmamalı, bizim de o izden gideceğimiz güzel misaller var. Abdullah bin Şahir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir keresinde Resulullah'ın yanına gitmiştim. Namaz kılıyor, ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan kazan sesi gibi sesler geliyordu. O Habibullah'tı, değil mi? Allah'ın Resulü demek namaza ağlıyordu ve kaynayan kazan sesi gibi diyor, sesler geliyordu. Yine bu da Ebu Davud'un yani meşhur hadislerden, Kütüb-i Sitte'den Ebu Davud'da zikredilen bir hadis-i şerif. Evet, fıkıh, taharet, abdest ve temizlikle kulu namazı hazırlar ama kalbi temizlik, yani huşu ise mümini huzura, kalbi duyuşlara ve ilahi vuslata nail eder. Evet. Fıkıh der ki namazda şunlara dikkat edeceksin. Zaman zaman kıymetli kardeşlerim böyle bazen gençlerle, bazen farklı gruplarla tasavvuf konusunu konuşurken bir fıkıh hocası, yani tabii haşa fıkıhsız tasavvuf olduğunu söyleyeyim de yani onu baştan tasrih edeyim. Fıkıh olmadan efendim fıkıh eksik bunun ama içi sağlam olmaz. İçin sağlamlığı dışarıdan başlar. Bir fıkıh hocası bir namaz kıldığımız zaman niye bakar? Der ki bir fıkıh hocasının önünde, bir fıkıh aliminde namaz kılsak der ki tekbiri getirdin mi, kulağını dokundu mu? Okurken düzgün okudun mu? Rükuda belin düz müydü? Kalktığın zaman düz müydün? Secdeye vardığında alnın burnun değdi mi? Sonra selamı verirken güzel verdin mi? Tamam. Benim fıkıh ölçülerime göre bu namaz tamamdır. Ama bir başka manevi terbiye yönden baktığımız zaman orayı görmüyoruz. Acaba içeride kalbimiz nasıldı namazdayken? Onun için işte ona huşu dediğimiz hadise, huşu dediğimiz o manevi kıvam bizi kalbi huzura ve ilahi vuslata nail eder. Ama bu sadece namazı değil. Oruç da aynı halde. İnsan ne yaptığının farkında olmalı. Tavaf vardır. Özellikle umreye giden çok kardeşlerimiz oluyor. Onlara daha çok hatırlatıyorum. Tavaf diyorum tıpkı namaz gibi. Namazdan bir tek farkı vardır. Namazda bir yere sabitsinizdir. Tavafta ise yürüyorsunuzdur. Tavaf hatta yürüyerek kılınan namaz gibidir. İnsan namazda sağa sola bakması ne kadar doğru. Konuşması hele. Ama bakıyorum bazen kardeşler böyle tavaf sırasında o muhabbet edenler birbiriyle fotoğraf çekmeye çalışanlar filan. Ya ibadet yapıyorsunuz diyorum yani. Kendi tavafınıza bak. Fotoğraf çekmekle uğraşmayın yani. Kendi tavafınıza bakın. Habire fotoğraf çekmeye çalışıyor. Ya yer almasın tavaf ediyorsun yani. Hani namazın içinde fotoğraf çekmek gibi. Bu bakımdan hayatımızda ibadet anında hangi ibadeti yaparsak? Mesela kurban ibadeti. Şimdi hatırıma geldi böyle. Ne kadar önemlidir. Merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri Sami Efendi'nin bir kurban adabını anlatırdı. Diyor ki Bursa'da diyor, soğuk bir günde Uludağ'ın eteklerinde işte o zaman demek ki kurban da orada oluyorlar. Kurban kesiyorduk diyor. Sami Efendi Hazretlerinden bir vekalet alıyoruz. Efendim kurbanınızı şu kardeşi kessin diye. Hazreti diyor ki ha benim kurbanım geldiği zaman bana haber verin sırası gelince. Bakıyoruz diyor, takkesini giymiş başına, cübbesini giymiş, kıbleye dönmüş böyle, boynunu bükmüş, kurbanı kesilirken tekbirlere iştirak ediyor. Kurban kesiliyor, efendim tamam kurbanınız kesildi, buyurun girin içeri diyoruz. Yok daha bitmedi iş diyor. Efendim şu sandalyeye oturun diyoruz, yok ibadet yapılıyor, ayakta durabiliyorum diyor. Biz diyor böyle bir kurban adabını, ancak öyle Allah dostunda gördük diyor. Biz veriyoruz, kurbanınızı kesin, biz de kenara duralım, çayımızı, kahvemizi içelim. İçinden de bize 2 kilo et verirseniz alır götürürüz. Evet, vacip yerine gelmiş olur. Ama önemli olan kıymetli kardeşlerim, bütün ibadetlerde, sadece ibadetlerde değil, alışverişte de böyle yani. Resulullah Efendimiz hayatının bütün alanlarında, o huşu halinde. Bir yeni elbise giyiyor, geçiyor Efendimiz aynanın karşısına. Ya Rabbi beni ne güzel yarattın, şimdi bana güzel libaslar verdin. Bu libası sana kulluk yolunda giymemi bana muvaffak eyle.
Yani hayatı böyle Cenab-ı Hak'la yaşayabilmek, her andan ayrı bir lezzet almak ne kadar güzel bir şey kıymetli kardeşlerim. Ama bu iş gerçekten bir manevi terbiyeyle oluyor. İnsanın modellerini görürse, bu iklimde bulunursa o zaman kendisi bu güzelliklere de mazhar oluyor. Ama Hüdayi Nabit dediğimiz kendi kendine insan yetmiyor değerli arkadaşlar. Muhakkak insanın hem madden hem manen beslenmesi, destek alması gerekiyor. Nasıl ki hastalandığı zaman doktora gidiyor, oradan ilaç alıyorsa, manevi eksiklerini tamamlamak için, kişilik eksiklerini tamamlamak için de modellerle buluşmak, güzel çevrelerde olmak ve oralardan istifade etmek çok önemlidir. Bu bakımdan buyruluyor işte, kalbi temizlik yani huşu, mümini huzura, kalbi duyuşlara ve ilahi vuslatlara da hatırlatır. Tabi İslam medeniyetinde mübarek annemiz Hazreti Ayşe'nin çok büyük bir hakkı var. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dininizin üçte birini bu hanımdan öğrenin diyor. Çok genç olduğu için Hazreti Ayşe annemiz hafızası çok güçlü, kuvvetli. Bir şeyi bir kere dinledi mi bitiyor onun için zaten. Onun için Hazreti Ayşe annemiz bu kadar dikkatli olmasaydı 2000 küsur hadisten, sözden belki mahrum kalacaktık. Belki bir kısmını başka sahabeler de duymuş olabilir. Ama bir mübarek anne radıyallahu teâlâ anha bize Allah Resulü'nden 2000 küsur güzelliği taşıyor yani. Evet, güzelliği taşıyor. Onları sadece duymakla kalmamış, bir hanım olarak ümmete aktarmış onları yani. Ben Resulullah'tan bunu gördüm, ben Resulullah'tan bunu duydum diye. Hazreti Ayşe anla diyor radıyallahu teâlâ anh, Ebu Cehim Resulullah'a işlemeli zarif bir elbise hediye etmişti. Resul-i Ekrem o elbiseyle namaz kıldı. Namaz bitince dedi ki ya bu elbiseyi götürün tekrar Ebu Cehme verin. O giysin, ben giydim nasıl olsa. Fakat Efendimiz hem tabii ona bir giydiği bir şey vermek istiyor, diğer taraftan da bir şeyi hatırlatıyor. Diyor ki namazda gözüm bu elbisenin nakışlarına takıldı. Neredeyse namazda huzurumu kaçıracaktı. Ya Resulullah Efendimiz, tabii Allah'ın Resulü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bunları bizim için söylüyor. Yani elbette ki Efendimiz onu tevazuan söylemiştir muhakkak. O sahabeyi de ödüllendirmek istemiştir ama bizler takılıyor işte gözümüz bazen yani. Seccadenin nakışına takılıyor, duvardaki hatta takılıyor veya üzerimizdeki elbiseye takılıyor. Kısacası Allah Resulü bizi bu noktada çok uyarıyor kıymetli kardeşlerim. Biraz önce hani tavaftan bahsettim, haçtan bahsettim, bütün ibadetlerde huşu lazım demiştim. Yine burada çok güzel bir misal var. Buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haçında ümmetine haçın rükünlerini bizzat tatbik ederek öğretmişti. Diğer ibadetlerde olduğu gibi haçta da bilhassa huşu halinde bulunmak gerektiğini anlatmıştı. Arafat ayrı bir dünyadır. Şeytan taşlamak ayrı bir hadisedir. Tavaf ayrı bir hadisedir. Hepsinde olabildiği kadar insan gönlüne, kalbine, o ana mukayyet olmalı. Dikkat etmeli yani. Nitekim Efendimiz Arafa günü Arafat'tan Müzdelifeli'ye dönüyordu. Arka tarafta bazı kimselerin bağırıp çağırdığını, devesine vurduğunu, ondan sonra develerin böğürdüğünü duyunca onlara asasıyla işaret ederek şöyle buyurdu. İnsanlar yavaş olun. Acelecilik yapmakla sevap kazanılmaz. Yani haccımız bitti artık, Arafat'tan döndük. İstediğimiz gibi gidelim, odalım, yürüyelim. Olmaz. Huzurlu olun. Onun için zaman zaman kıymetli kardeşlerim, huşu her yerde lazım. Yemek yerken de huşu lazım. Evet. Camiye girerken de huşu lazım. Camiden çıkarken de huşu lazım. İtişmek, kakışmak, bunlar böyle bizim Allah Resulü'nün öğrettiği edeplerin dışındaki şeyler. Hani bazen hatırlatıyoruz kıymetli kardeşlerimize, herhangi bir nefis bir kimse adına değil. Ama gerçekten buralar tarih boyunca hani sadece farzların, vaciplerin anlatıldığı yerler değil, İslam adabının o ihsan kalitesi dediğimiz güzelliklerin anlatıldığı, Hüdayi Hazretleri'nin dergahında inşallah önümüzdeki haftaki sohbetimizi Hüdayi'nden bir sohbet yaparız.
inşallah. Çünkü önümüzdeki hafta burada Hüdayi programları olacak farklı şekillerde. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Daha çok bu dergah dediğimiz bu manevi merkezler işin o ince işçilik dediğimiz hayatın en güzel şekilde yaşanması, gafil olunmaması, insanın en çok dikkat edeceği, yani gafil olmayacağı anlardan birisi de yemektir. Bundan birkaç defa bahsettim yani. Önümüzde Allah Teala'nın büyük nimetleri geliyor. O nimetleri gafletle yememek lazım. Muhabbetlerimizi daha sonra yapmalıyız. Yani bizim kültürümüzde yemek sofraları muhabbet sofrası değildir. Bunu anlatayım. Ben arkadaşı görmedim 6 aydır. Yok, görmediysen yemeğini huzurla ye. Sonra dışarıya çık, güzelce orada sarıl, anlat, konuş, et. Ama bazen hakikaten bakıyorum, kardeşlerim ta iki masa ilerideki muhabbetlerini duyuyoruz. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Yani bizler biraz da onu merhum Sami Efendi Hazretleri'nin, merhum Musa Efendi Hazretleri'nin bu topluluklarında bulunduğumuz için bizleri mazur görün böyle hatırlatmalarımızı. Yani gerçekten bunları biraz söylemek lazım kıymetli kardeşlerim. Söylenilmezse, belirli adab anlatılmazsa insanlar böyle olduğu gibi gidiyor yani. Yemeklerde gürültü, sokaklarda gürültü, otobüslerde, metrobüslerde ta böyle öndeki insanların kahkahaları vesaire, kimse dünyayı sadece kendisine ait zannediyor. Oturduğu sofrayı kendisine ait zannediyor. Oturduğu koltuğu sadece kendisine ait zannediyor. Bulunduğu mekanı sadece kendisine ait zannediyor. Oradan da kul hukuk geçiyor. Bir başkası yan masada böyle tefekkürle, huzurla yemek yerken sizin muhabbetinizi dinlemek mecburiyetinde değil. Gerçekten kıymetli kardeşlerim. Ama artık bizim toplumumuzda bunları anlatan da kalmadı zaten, yanlış anlaşılmasın. Yani sadece biz anlatıyoruz diye değil. Ama bunları anlamamız, anlatmamız, medeniyetimizin bütün bu güzelliklerini, ki bu medeniyetin kaynağı Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetidir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir yani bir sohbet beklerken. Mesela az önce kardeşimiz, yani camide hatırlatıyor mesela. Kıymetli abiler diyor, sessiz olalım diyor. Ya bunu söylemek, yani bu söylemek zahit bir sözdür biz kıymetli kardeşlerim. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Camiye muhabbete gelmiyoruz ki. Yani camiye Allah'ın huzuruna geliyoruz yani. Arkadaşımızı gördük, tamam mı? Arkadaşımızı gördüyse o da otursun, alsın tesbihi eline. Şimdi zaten tesbih de kalmadı artık. Eskiden insanlar camiye gidince tesbih çekiyordu. Şimdi herkes camiye gidince telefonuyla meşgul. Farzla sünnet arasında aman acaba dünyada ne oldu? Kaçırmayalım filan diye mesaj yazıyor. Mesaj okuyor. Geçen hafta da söyledim bunu. Yok kıymetli kardeşler. İhsan kalitesinde olmaya gayret etmeliyiz. Hepimiz eksiyiz. Onu söyleyeyim yani. En çok eksiklik biz, bizim gibi konuşanlar da. Çünkü sizler dinliyorsunuz ama bizlere şöyle bir sorumluluk var. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ yani yapmayacağınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Belki söylediklerinin çoğunu bizler yapamıyoruz. Ama yine de söyleyin deniyor yani. Daha doğrusu bunun manası hem söyleyin hem de söylediklerinizi yapmaya gayret edin yani. Konuşanlara da bir hitap var Kur'an-ı Kerim'de. Konuşmak zor. Dün bir kardeşimize dedim ki söz güzel bir şeydir. Bütün peygamberler söz elçileridir. Hangi sözün? İlahi vahiy taşıyorlar insanlara. مَا يَلْفَزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٍ عَتِيدٍ Kul hiçbir şey söylemez ki orada hazır bir melek bulunmasın. Bir genç arkadaşımıza böyle dedim. Aman dedim, sizi her yere çağırıyorlar. Evet, güzel de konuşuyorsunuz ama her sözümüzün de ahirette evet, güzelliklere vesile olduysak eci var ama bir de yanlış bir şey söylediysek veya söylediklerimizi kendimiz yapamıyorsak bunların da sorumluluğu var diye böyle bir mülatefe geçti aramızda. Elbette ki bizim gibi konuşanların da sorumluluğu daha fazla yani. Daha fazla ama ne yapalım ki aciziz. Gene de hem söylemeye hem de söylediklerimizi yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Onun için hani huşu konusu gelince bunu ifade etmek istedim kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam böyle ashabının ufak bir dalgınlığında daima uyarıyor. Mesela bir savaşa giderken sahabiler heyecanlanmışlar. Böyle yüksek sesle tekbir getiriyorlar ama hani bizim böyle bazen topluluklarımızda dolu böyle olur bu tip şeyler. Tekbir getiriyorlar netice. Ama Resulullah Efendimiz
O tekbirde hani biraz daha herhalde bir farklı kalp hali görmüş ki onlarda sağır işittirmiyorsunuz siz diyor. Sesinizi indirin biraz. O tekbiri içinizden söyleyin yani. Evet tekbir getireceksiniz ama yani tekbir bir şov değildir, bir gösteri değildir. Evet. Haşa. Tekbir Allah Teala'yı tazimdir. Nefsi ululamak değildir, güç gösterisi değildir tekbir. Tam tersine aciziyettir. Onun için tekbir getirirken de dikkat etmek lazım. Tekbiri Allah'ı tazim için getireceğiz. Yoksa kendimizi gücümüzü gösteriyoruz diye değil yani. Gücümüzü gösteriyoruz diye değil. Hepsinin yeri var. Yani ama Efendimiz bazı şeylerde hani bir sahabeye diyor ki böyle şey yürüyor biraz savaşa girerken Allah diyor bu tip yürüyüşü dışarıda sevmez ama harpte ister yani. Hani karşı tarafa güç göstermek için bunu kabul eder ama dışarıda böyle çalım atarak yürüyemezsiniz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim hayatımızda bu kalbi hassasiyete dikkat etmemiz lazım. Burada yine bir çok güzel bir misal var sahabeden. Ashab-ı kiramın namazdaki huşuğunu gösteren şu hadisi de çok müthiştir. Peygamber Efendimiz bir seferden Medine'ye dönerken bir yerde konaklamıştı. Ashabına dönerek bu gece bizi kim bekleyecek diye sordu. Yani konakladık, bizi beklesin birisi, dönüyoruz yani olur ya, gece bir saldırı olur vesaire. Muhacirlerden Ammar bin Yasir, Ensardan da Abbad bin Bişir hemen ''Ya Resulallah müsaade et, biz bekleriz. Birimiz muhacir, birimiz ensar işte. Biz bu gece uyumayız, bekleriz.'' Bu sahabeleri. Abbad Ammar'a ''Sen gecenin hangi kısmında, başında mı yoksa sonunda mı nöbet tutmak istersin?'' diye sordu. ''Başı mı istiyorsun, sonu mu?'' ''Son kısmında beklemek isterim.'' dedi Ammar. Ve yanı üzerine uzanıp uyuverdi. Abbad da namaz kılmaya başladı. ''Bari namaz kılayım hadi şu anda.'' diye. O sırada bir müşrik geldi, ayakta duran uzaktan bir karaltı görünce gözcü olduğunu anladı ve hemen ok attı. Hani burada birisi ayakta duruyor ama onun namazda olduğunu fark etmiyor tabii. Bir ok atıyor. Bu herhalde nöbetçi burada diye. Ok, Abbad'a isabet etti. Evet, atmış oku ama Abbad namazda ve okta isabet etmiş. Abbad oku çıkardı ve namazını devam etti. Ok batmış vücuduna, ahmak demiyor hemen, namazdayım diyor. Oku çıkarıyor ve namazına devam ediyor. Adam ikinci ve üçüncü kez ok atıp bunlar da isabet ettirdi. Her defasında Abbad ayakta sabit durarak okları çekip çıkarıyor, namaza devam ediyordu. Derken rükû ve secdeye vardı. Selam verdi hemen, arkadaşını uyandırdı. Kalk dedi, ben yaralandım. Yani ayakta secdeyi ve rüküyü hızlı yapıyor ondan sonra. Ayaktayken yani bu ayakta biliyor düşman. Ama namazdayız diyor, bari hemen şu rüküyü, secdeyi tamamlayayım, namazdan çıkayım. Ammar sıçrayıp kalktı diğer arkadaşı. Müşrik onları görünce kendisini fark ettiklerini anladı ve kaçtı. Ammar, Abbad'ı kanlar içinde olduğunu görünce, Sübhanallah, İlk ok atıldığında beni neden uyandırmadın dedi. Ya ot yemişim madem. Bırak namazı uyandır beni. Abbad namaza olan aşk ve şevkini, ibadetteki huşuğunu gösteren şu muhteşem cevabı verdi. Bir sure okuyordum dedi. Onu bitirmeden namazı bozmak istemedim. Evet. Ama oklar peş peşe gelince okumayı kesip hemen rüküye vardım. Allah'a yemin ederim ki Allah Resulü'nün korunmasını emrettiği bu mevkiyi kaybetme endişem olmasaydı, sureyi yarıda bırakıp namazı kesmektense ölmeyi tercih ederdim. Ama ben namaza devam edersin de bu defa vazifemi yerine getirememiş olurum, burayı koruyamamış olurum diye de kısa kestim ve bu işi bitirdim diyor. Onun için bunlar kıymetli kardeşlerim, destanlarda yazılan şeyler değil, hayali şeyler değil. Bizlere sahih rivayetlerle ulaşan güzellikler. Onun için inşallah biz de bunları okuyarak, dinleyerek hayatımızı daha güzel yapmaya, daha böyle ihsan kalitesi dediğimiz, hayatın her anında Cenab-ı Hakk'ı görürcesine
bir güzellik yaşamaya gayretli olmalıyız. Geçen haftaki sohbetimde arz etmiştim. Dedim ki inşallah her sohbetimizin sonunda da altın silsile dediğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayıp Ebubekir Sıddık, Selman-ı Farisi, Kasım bin Muhammed, Cafer-i Sadık, Bayezid Bistami, Ebu'l-Hasan Harakani olarak devam eden günümüze kadar o silsileden, çünkü onlar da hepsi o Allah Resulü'nün kalbinden beslenen, müjdelerinden beslenen güzel insanlar. Oralardan da böyle güzel nakiller yapalım demiştik. Hatta hatırlarsanız Feridüddin Attar'ın bir sözünle başlamıştık. Onların hepsi Allah Resulü'nden besleniyordur. Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah'tan sonra o büyüklerin sözleri gönle ruşenlik verir, güzellik verir diye. Bugün de Ebubekir Sıddık Efendimiz'den sonra sırada olan Selman-ı Farisi'den sizlere yine üç güzel hatırlatma nakletmek istiyorum. Tam da yine konumuzla ilgiliymiş o bugün seçtiklerim. Selman-ı Farisi radıyallahu anh buyuruyor ki, namaz ancak bir ölçek gibidir. Bir müminin Allah'a yakınlığının ölçüsüdür namaz. Kim ölçüyü tam tartarsa, ona da karşılığı tam olarak verilir. Kim de eksik bırakırsa, Cenab-ı Hakk'ın Mutaffifi suresinde ölçüyü eksik tartan hilekârlara yönelttiği tehdit herkesin malumudur. Yani onlar ölçüde ve tartıda hile yapanlara yazıklar olsun diyor Cenab-ı Hak. Kendileri adına bir ölçü olurken gayet güzel haklarını tam alırlar. İnsanlara verirken de eksik verirler. Evet. Dolayısıyla namaz da bir ölçektir. Hakkı tam verilirse Cenab-ı Hak karşılığını tam verir. Ama hakkı tam verilmezse o zaman da bu Mutaffifin suresindeki itaba maruz olur diyor Selman-ı Farisi. Bir ikinci sözü de kıyamet günü günahı en çok olanlar Allah'ın yasakladığı haram konuşmalara en çok dalanlardır. Biraz önce arz etmiştim söz terbiyesi diye. Çok dikkat etmek lazım. Bazen dalıyor insan gıybete, yalana, Allah muhafaza eylesin, mala yaniye. Bunlar da insanın adeta farkında olmadan günahhanesini çoğaltıyor yani. Böylece kalbi de kararıyor. Fakat Selman-ı Farisi Hazretleri'nin çok güzel bir burada misali var. Hakikaten çok çok böyle cazip dikkat bir şey. Buyuruyor ki, bir kişi bir sinek yüzünden cennete girdi. Hani sinek ufak mide bulandırır diye Türkçemizde bir söz var ya, işte burada tersi anlatılıyor burada. Bir kişi bir sinek yüzünden cennete girdi, diğeri de bir sinek yüzünden cehenneme atıldı. Onun için dedim yani, evet. Bir sinek yüzünden cennete de girer insan, bir sinek yüzünden cehenneme de girer. Evet. Onun için hiçbir şeyi küçümsememek lazım. Peki nasıl cennete girer bir sinek yüzünden? Nasıl cehenneme gider bir sinek yüzünden? Selman-ı Farisi anlatıyor bunu. Önceki ümmetlerden iki kişi puta tapan bir kavme uğramışlardı. Onların yanına kim gelirse o kavminde mutlaka putlarına kurban kestirirlerdi. Gelenlerden birine bir şey kurban et dediler. O ise yanımda bir şey yok dedi. O zaman dediler bir sinek yakala, o sineği kurban et dediler. O da bir sinek kurban edip geçti ve cehenneme müstahak oldu. Evet. Niye? Kurban Allah'a kesilir, puta kurban kesilmez. Hocam var mı böyle bir şey? Şimdi bizler Afrika'ya gidiyoruz. Bir kardeşimiz orada iktida etmiş. Sonra çok da güzel bir kıvama gelmişti. Dedi ki, efendim dedi, bizim köyümüzde put vardı. Hala var hakikaten. Böyle putlar yapıyorlar, tapıyorlardı ona. Ben dedi böyle 8-10 yaşlarına gelince dediler ki putumuza kurban keseceksin, hadi bakalım. Ne keseceğim? Bir tavuk keseceksin dediler. Ben de tavuğu kestim dedi. Tavuğu kesebiliyorum dedi o yaşlarda. Biraz daha büyüdüm. Dediler ki bu defa küçük baş bir hayvan keseceksin. Onu da kestim. Fakat bu putla ilişkim öyle oldu ki bana bir insan kesteseler kesecek haldeydim. O hale geldim yani. Ama şimdi İslam oldum dedi. Allah bana öyle bir merhamet duygusu verdi ki dedi yani. Çok daha farklı insan haline geldim. Yani insanı işte böyle küçükten başlatıyorlar.
büyüye doğru dalaletin tam böyle karanlığına götürüyorlar. Bunu demek istedi. İslam bana neler kazandırdı dedi. Ben dedi küçücük yaşta bir puta, önce bir tavuk kestim, sonra bir koç kestim. İnsan kesteselerdi onu bile yapacak haldeydim yani. Ama dedi şimdi bana nasıl Allah Teala bir rahmet peygambere tanıttı ki her tarafından merhamet akmaya çalışıyor benim. Bu anekdottan sonra konuya devam edelim. Selman-ı Farisi diyor ki o sineği kesti ve cehenneme müstahak oldu. Diğerine de bir şey kurban et dediler. O da ben Allah'tan başkaya kimseye kurban kesmem dedi. Bir sinek kes dediler. Yok dedi. Sinek bile kesmem dedi. Niye kurban Allah'a kesilir? Onu da şehit ettiler. O da cennete gitti. Evet. O da cennete gitti. Niye? Orada da İslam'ın salabetini gösterdi. Ama bir sinek birisini cehenneme götürdü. Bir sinek de birisini cennete götürdü. Bir sinek kesmemek için de canını verdi Allah için. Bu da Selman-ı Farisi Efendimizin bize bir hatırlatması. Yani bazen çok küçük bir şey insanı ebedi felakete götürür. Bazen çok küçük bir amel de insanı ebedi rahmete, ebedi saadete götürür. Onun için hiçbir şeyi küçük görmemek lazım. O bakımdan ayet-i kerimede buyurulan zaten bu ayetin tefsiridir adeta. فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Herkes bilir bunu yani Arapça bilmeyen de bunun manasını bilir. Zerre miktarı bir hayır da olsa o hayırı küçük görme, o hayır Allah katında yazılmıştır. Ama ne olacak bundan bir şey olmaz da deme, zerre miktarı şer de seni cehenneme taşır, Allah muhafaza eylesin. Onun için Rabbimiz bütün hayırları küçüğüne büyüğüne bakmadan yapmaya, bütün şerlerden de küçüğüne büyüğüne bakmadan kendimizi korumaya bizleri muvaffak eylesin efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.